Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Denizli'deyiz, Denizlili vatandaşlarımıza yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Denizli'de, İlave TV sizleri seviyor. Benimki AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti hizmetlerden dolayı şimdiye kadar tüm yaptırdıkları işlerinden dolayı teşekkür ederim. O yüzden AK Parti diyorum. Siz? AK Parti, devam AK Parti. Aynen. Reis diyor. Reis AK Parti. Tayyip Baba. Tayyip Baba. Uzaya çıkacağız diyor. Ne diyorsun? Uzaya çıktım ben çıkarım abi. He, çıkar mısın? Çıkarım. Uçar gider. Efendim yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun rengi kimden yana olur? Meral Akşener direkt. Neden Akşener? Gençlerin umudu ilk başta. Gençlere iş imkanı sağlayabilecek olan ekonominin üst seviyeleri taşıyabilecek, taban şeyden en alt düzeyden en üst düzeye taşıyabilecek olan tek kişi zaten Meral Akşener. Niye? Ekonomide zaten bir durgunluk var. Ne gençler iş bulabiliyor ne başka bir şey yani. En son kime verdiniz? Meral Akşener'e. Yine Cumhurbaşkanlığında da Akşener'e. Aynen. Vermiştiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi kime veririz? Recep Tayyip Erdoğan olmadığı kesin. Neden efendim? Artık saymayalım. Silivri bugünlerde çok soğuktur. O yüzden. Peki Millet İttifakı'na isimler geçiyor. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Size en yakın isim kim? Gönlümüz Mansur Yavaş'tan. Neden Mansur Yavaş? Yaptıklarını bakıyoruz. Bir senede yani mükemmel şeyler yapıyor adam. En azından halkın yanında. Daha ne söyleyelim yani. Öbürkülerin yaptığı belli. 18 senedir, 19 senedir. Ben esnafım, bak dükkanım kapalı. Esnaf dükkan kapatmadı diyor reis. Reisim sıfır diyor. Tabii. Şey yapmak yaptığı için, kongre yaptığı için onlar açık görünüyor. Ha, oradan öyle sayıyor, öyle görüyorlar. Siz kime verirsiniz? Ben de Mansur Yavaş'a veririm. Niye Mansur Yavaş sizce? Çalmadan, çırpmadan halk hizmet ettiği için. Dürüst diyorsunuz. Dürüst tane. Aynen. Evet. Siz de mi esnafsınız? Esnafım ben, emekliyim. Evet. Kamyonum vardı, bu pandemiden satmak zorunda kaldım. Sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan bitirdi bizi. Şey diyor, pandemide en çok yardımı biz yaptık diyor. Nereye? Ben 1 lira almadım ya. Ne yardım bu? Yalan söylemesinler. Şu hesaplara dolaşın kaç para aldılar? Şöyle biraz yukarılara çıkın da Arif Bey, kaç dükkan satılık, kaç dükkan kiralık bir baksın. Kaç para yardım ettiler? İşte ettik diyor. Allah aşkına bir de Müslüman geçiniyor bunu Allah aşkına ya. Bırakın ya. Oy verdiniz mi daha önce? Ben hayatım hiçbir sağ partiye oy vermedim, vermem de. Tövbe. Allah yazdığınızı bozsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka hiçbir partiye oy vermem. Evet. Vermem. Teşekkürler. Rica ederim. Siz de sağ olun. Ama yayınlayın bunu. Tabii ki de. Valla çok düşünmemiz lazım onu be. Geçen dönem kime verdin? Geçen dönem burada değildim, oy kullanmadım. Kime verdin? Ya bu hükümete vermezdim. Neden abi? Vermezdim arkadaş. Gidişattan memnun değil misin? Değilim abi. En sen memnun musun? Etkiledi. Siz memnun musunuz? Uzaya gideceğiz diyorlar ya. Ben çıkarız diye seviniyorum. Uzaya adam espri yapmış. Koyunları uçağa doldurmuş. Koyun götürüyor uzaya. Abi peki. Eder. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. İşte Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş. Size en yakın kim? Ya şöyle bir şey düşünmek lazım. Köy mahalle muhtarı da olsa, köy muhtarı da olsa üst üste 2-3 dönem seçmeyeceksin. Anladın mı? Bu bir gerçek yani. İki defa seçtin, üçüncüyü hiç kesinlikle seçme. Peki Millet İttifakı'nın adayının kim olmasını istersin? Ya ortak bir iyi aday çıkarılarsa kim, inşallah. Kim olur? İsimler işte geçiyor. Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş diyorum. Neden yavaş? Öyle, biraz yavaş. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi kimseye vermem. Niye? Vermem abi. Gençler için bir şeyler yapan, çabalayan bir siyasi parti lider var mı? Vardı, şu an hapiste. Kim? Demirtaş. Evet, ne yaptı mesela gençler için? Tamam be, yok sıkıntı yok abi, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Kim oy verdim? Tayyip'e verdim. Niye? He? Neden? Tayyip gibi bir başka bir adam yok da karşında rakip ondan. Tek reis var diyorsun yani. Evet. Eyvallah, çok teşekkürler. Bir şey değil. Ben çok kararsızım bu konuda. Geçen dönem kime verdin? Geçen dönem İstanbul'daydım, ben üniversite okuyorum. Evet. Yani buraya gelip oy kullanmadım. Şu anda neden var bu kararsızlık? Şu anda neden var? Çünkü yani bilmiyorum yani şu an için ortalık zaten çok karışık. Kim gelecek,
kim düzeltecek, kim aday olacak? Evet. Peki şöyle söyleyelim, Cumhur İttifakı'nın adayı hazır. Sayın Cumhurbaşkanı aday. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. Bu dört isimden size en yakın isim kim? Eğer HDP ile ittifak kurmazlarsa Akşener'e oyumu veririm. Neden Akşener? Çünkü yani daha önceki yaptığı işler biraz da bana biraz daha yakın duruyor, en azından içgüdü olarak. Eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Efendim, yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun rengi kimden yana olur? Hiçbirinden yana olmaz. Neden efendim? Ekonomiyi batırdılar. Kötü mü? Kötü tabii. Bir de i̇yi asla diyorlar. Vermeyiz. Ne iyi, neresi iyi ya? Batıyor herkes ekonomik. En son kime verdiniz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ay, en son vermedim. Önce AKP'ye veriyordum. Sonra kime verdim hatırlamıyorum. Çok vermedim ama asla vermem bir daha AKP'ye falan. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi. En yakın size kim? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Yani kaliteli bir insan. Ben Ankara'da oturdum da biliyorum. Cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı yapmıştı orada. Evet. Dürüst olduğu için, tabii ki. Kaliteli olduğu için. Tabii ki. Onun için Mansur Yavaş diyorsun. Evet, Mansur Yavaş diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Kolay gelsin. Meral Akşener'e veririm. Neden Akşener? Ortalık her zaman değişti. Şu an ben de 8 aydır işsizim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a vermem. Verdi mi daha önce? Daha önce verdim. Şimdi vermem. Şu an 8 aydır işsizim. Sesimi duyurmak için her tarafa uğraşıyorum. Şu an hiç kimse duymuyor bile. İş beğeniyor diyorlar. Yok. Beğeniyor mu? Her işi yapar mısın? Her işi yaparım. Şu an belediyeye gidiyorum. Belediyeden geliyorum. Her tarafa gidiyorum. Beni iş bulur musunuz diyorum. Hiç kimse bulmuyor. Hani bir öyle de olsa Meral Akşener'e veririm ben. Bir kan değişikliği olsun diyor. Aynen. Kadıncağız her şey yapayım diye uğraşıyor. BİMER'e yazıyoruz. Şey yapalım diye. Neydi onun adı? İşsizim diye. Hiçbir cevap dahi gelmiyor. Hani başımızdaki şeyimiz duysun. Sayın dünya Recep Tayyip Erdoğan. Dünya liderimiz duysun diye uğraşıyoruz. Olmuyor abi. Çok teşekkürler. Ne demek? Nerede yayınlanacak? İlave TV'de. Herhalde Mansur olur. Neden Mansur Yavaş? Şu anda Ankara'da yaptığı işlemleri görüyorum. Daha dürüst bence. Dürüstlüğünden dolayı. Evet. Güveniyor musunuz kendisine? Güveniyorum yani. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Valla oyun rengi kimden? Valla hiç bilmiyorum ki. Şu an... Oy kullandın mı daha önce? Hayır. Öğrenci. Kimi düşünüyorsun? Valla şimdi siyaset yapmamıza gerek yok hani. Yok, siyaset diyeceğim. Cumhurbaşkanını seçeceğim. Şimdi hangi adam hiçbirini tanımıyorum, köyden geldim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aday. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener. Sana en yakın kim? Bana en yakın Recep Tayyip Erdoğan. Niye Erdoğan? En iyi adamın, hani en iyi kral adam. Valla? Tabii. Uzaya çıkacağız dedi. Beni de çağırsa ben de çıkarım o adamla beraber. Çıkılır mı? Çıkılır abi, ne çıkılmasın? Maden bulmuşuz orada. Maden, onu bilmiyorum abi, o kadarında da. Eyvallah, çok sağ olasın. Ne demek abi, teşekkür ederim. Oyunun rengi kimden olur? Mansur Yavaş. Niye Mansur Yavaş? Ya çünkü adam işini iyi yapıyor. Ya yani Ekrem İmamoğlu'na düşünürdüm ama Mansur Yavaş'ı hiç düşünmeden verirdim. Çünkü işini dürüst yapan biri. Gözü kapalı i̇şini... verirdin. Aynen. Değilse? Hayır. Vermez misin? Hayır. Niye? Vermem. Siz efendim? Ben artık değişimden yana olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şeyler sabit kaldıkça hiçbir şey değişmiyor. Daha da geriye gidiyoruz. O yüzden artık bir şeylerin değişmesi lazım. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa şu anki iktidara kesinlikle oy vermem. İsimler geçiyor Millet İttifakı'nda. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. Size en yakın kim? Gene Mansur Yavaş. Niye yani... Mansur Yavaş? Yaptığı icraatlardan dolayı bunu göstere göstere yapıyor. Yapması gerektiği şekilde yapıyor. Yani bence insanların iyiliği için yapıyor yani. Çok teşekkürler. Çok rica ederiz. Rica ederiz. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Sevdiğim için. Seviyorsunuz. Evet. Gönül bağınız var. Gönül bağım var. Niye Recep Tayyip Erdoğan peki? Dik duran bir adam. Evet. Bugüne kadar diğer ülkelere kafa tutamayan bir ülke olduk. Diğer ülkelerle yarışıyoruz. Milliyetçi bir insanım o yüzden. Eyvallah. Çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Şu dönemde tabii ki de Meral Akşener'den taraf olur. Neden Akşener? Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı'nın gerek iç politikadaki gerek dış politikada yanlış yönetimi. Her türlü politikası yanlış. Bu yüzden bence artık miadını doldurduğunu düşünüyorum.
Bu yüzden ben oyum olsa kendim ve çevrem yakın, herkes dahil, bizi Meral Akşener'e destekleyeceğiz. Onun için Akşener diyorsun. Akşener diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz kime verirsiniz efendim? Daha yarın seçim olsa. Neden Erdoğan? Erdoğan. Niye? En güzeli o. Güzel olduğu için. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkacak değil mi röportajı? Tamam, çıkacak. Tamam. Vallahi bilmiyorum. Hiç kimseye vermem herhalde. Neden işte efendim? Ya çünkü hepsi de başa geçse yine aynı şeyler olacak. En son kime verdiniz? En son Muharrem İnce'ye. Bu sefer aday olursa? Muharrem İnce'ye veririm. Verir misiniz? Aynen. Niye İnce? Yani çünkü yani şu anki durumu düzeltebilecek tek kişi o. Eyvallah. Yani başka da bir yani ne bileyim diğer ki kişiler geçse yine aynı devam eder. İsimler geçiyor Millet İttifakı'nda. Aynen. Örneğin Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi. Hangisi daha yakın size? Meral Akşener. Niye Akşener? Ya Akşener'in konuşması, vaat ettiği şeyler bana olumlu geliyor. Yani yapar da vaat ettiği şeyleri. Onun için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kimseye değil. Neden? Vermiyor. En son kime verdin? Bu hayat böyle oldukça vermiyor. En son kime verdin? En son kime verdin? Cumhurbaşkanımıza verdim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Gidişattan memnun değil hep misin? Ona verdim. Sürekli. Başbakanlığından beri, Cumhurbaşkanlığından beri hep ona verdim. Ekonomik gidişat etkiledi ekonomik mi? İşte olmadığı için. Şimdi bir insanlar bir evine bir et alamıyor. Normal çalışıyoruz. Bakma normal böyle giyindik yani. Normalde bu şekilde giyindiğimiz yoktu. Bugün sevgililer günü diye izin aldık. Eyvallah. Pazar günü çıkamadığımız hayırlı için. Hayırlı. Sağ olun. Normalde yani evlerimizin dolaplarına, milletin, halkın evlerine bir gidin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız güzel kardeşim. Yani ekonomi hiç iyi değil. Millet parasını bulu alıp da dolabını dolduramıyor. Pazara çıkamıyor. Kuru yemeklik almış başına gidiyor. Tüp almış başına gidiyor. Yağ almış başına gidiyor. Sen olsan veya diyelim ki büyüklerimiz, baştaki büyüklerimize asgari ücreti verelim. Asgari ücreti verelim. Asgari ücreti verelim. Evlerini de kiraya verelim. Yani kirada otursunlar baştaki büyüklerimiz. Bak ama asgari ücretinle kendisi geçinebilecek mi? Peki bugün sevgililer günü. Evet. Yengeyi alıp da bir tatile niye gitmedin? Param olsa her yere gideceğim. Sadece şurada bir yarım ekmek yedik, tamam evimize gidiyoruz. İşte sevgililer günü. Oldu, bu kadar oldu. Çünkü evet. Neden? Benim param olsa, çok mutlu olsak, paramız olsa ben her yere götürmem eşimi. Götürürüm. Ama evet, paramız evet olmadığı için burada bir yemek yiyoruz. Olay bu kadar. Müdürümle bitiyor diyorsun abi. Hem kurtulmuş olduk yani. Kurtulmuş olduk. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. İşte Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu. Bunların arasında size en yakın kim var? Hayırlısı hangisi olsun? Gönül olarak, icraat olarak size en yakın kim gözüküyor? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Mansur Yavaş'ı bilmiyoruz. En azından İmamoğlu'nu biliyoruz. İmamoğlu'nun gene yüzünde bir sempatiklik var. Kalbi güzel olduğunu da biliyoruz. Evet. Kalbi güzel olduğunu da. Bu arada AK Partiliyim ha. Eyvallah. Kendim AK Partiliyim. Tamam. Kalbi güzel olduğunu da biliyoruz İmamoğlu'nun. En azından onlar başa geçerse, hangisi geçerse geçsin ama hayırlısı olsun, insanı, milleti bu durumdan onlar da kurtarsınlar. İnsanlarımızın ne olduğunu. Yani, İnsanlar kurtulsun. Kurtulmasını yani istiyoruz yani. Bu ekonomiden kurtulmasını istiyoruz. Yarınki gibi hiçbir şey olmuyor. Olamaz da. Çünkü neden? Bugün bugüne kalıyor, yarın olmuyor. Tek istediğimiz de var. İnşallah şu hastalıktan ülkemiz, dünya kurtulur. Uzaya çıkacağız diyorlar. Mustafa Tobaloğlu. Hatta Mustafa Uzayoğlu diyelim yani. Mustafa Uzayoğlu, o hak onundur. O çay filan demlemişti. O onun hakkı yani. Onu göndermeleri çok makbul olur yani. Çok ondan başka kimse gitmez zaten. Gitmez. Çok sağ olun. Size sağ olun. Size başarılar dilerim. Kolay gelsin. Hiç kafama almadı daha o işi. Cumhurbaşkanlığında geçen dönem kime verdin? Hatırlamıyorum bile. Hastalık geçirdiğim için. Geçmiş olsun Allah şifa ver. Hastalık geçirdiğim için kulaklarım bile ağırlaştı. Çok geçmiş olsun. Hiç hatırlamıyorum. Memnun musun ekonomiden? Ekonomiden memnun oldum ama şu bir tane yumağı ben 15 liraya aldım. Memnun olunur mu? Bir yumak bir çeket çıkar mı? Çıkmaz. Ben ne yapayım? Pazar nasıl? Hiç marketi güden var mı? Hiç ondan sonra pazarı güden var mı? Bir baksanıza fiyatlara. Öteki pahalı mı baya? Ucuz mu? İşte soruyoruz abla. Gücünüz yetiyor mu almaya? Et alabiliyorsunuz mu? Sütünüzü alabiliyorsunuz mu? Almadım. Almadın mı? Almadım. Yalan söylemeyen anam. Bak almadım. Süt şeyi her zaman alamıyoruz. Süt olmuş 5 lira bir kilo. Kaynadı mı yarım kilo. Evet. Bu kadar olurken bu kadar olur mu? Yarım kilo. Zaten onun içinde ne kalıyor?
Pazara geliyorsunuz, pazar çok o kadar pahalı. Emeklinin ne kadar maaşı kaldı? E dükkanına ağlıyor. Alan tüketen ne yapsın? Esnaf da şikayetçi, tüketici de. Tüketici, esnaftan tüketici daha önemli. Tüketici, tüketici esnaftan daha kötü durumda, kira kötü durumda. Aynen. Sigortası var, vergisi var. Bak, bir tek bir tek yakıyorum. Bir mutfakta bir metreli, oturduğum odada bir buçuk metreli 450 lira geldi bir doğal gazım. Düşün artık. Şimdi seçim olsa Cumhurbaşkanı'na oy verir misin Erdoğan'a? Bak şu anda onu düşünmüyorum. Yalnız bak şu anda onu düşünmüyorum. Karnımı doyurmayı düşünüyorum. Evimin kirası, elektriğim, bir kişiyim, bir televizyonum var, bir buzdolabım. Bir odada yakıyorum. 100 lira elektriğim geldi. Cumhurbaşkanı diyor ki aç yok diyor. Ha, ne diyor aç yok? Aç yok doğru. Aç yok. Ama aç neden yok biliyor musun? Uçak bedava, yemek bedava, keymek bedava, her şey bedava oldu mu? Kendilerine yok diyor. Ondan kalana aç. Buyur işte aç mı tok mu? Buyur işte ha. Aç mısınız abla? Aç değiliz. Aç yok diyor Cumhurbaşkanı. Kim? Cumhurbaşkanına bakma sen. Acız. Hepimiz acız. Gücüyle idare oluyoruz. Gücüyle. Peki geçen dönem en son kime oy verdiniz? Ben kimseye oy vermeyen yengem. Acı olduğumdan geçen vermeyen. Geçen dönem kime verdin? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Diyeyim, vallahi ben oy kullandıysam daha. Ha. Kullanmadım. Kullanmadım. Şu anda seçim olsa. Bunu olduğumdan kullanmayan. Vermez misin? Vermem. 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 Saat 10'a vermem. Evet abi, yarın seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verir? Sana kısaca şunu söyleyeyim. Soru soruyorsun yalnız. Benim 2 artı 1 eve bir doğal gaz parası 700 geliyorsa en düşükte, bak en düşükte yaktıysam, tamam mı? Ondan sonra of şöylemiş böylemiş demenin bir anlamı yok. Yok tabii. Ne de iş mi var? Yani tamam ben şu anda çalışıyorsam, eşim çalışmıyor, dostum çalışmıyor, arkadaşlarım çalışmıyor yani. İşsizlik tok muyuz yani biz? Diyor. İşsizlik tabii var. İşsizlik azalmış, TÜİK açıkladı. Hayır. O ben sana bir şey söyleyeyim mi? O TÜİK var ya hep yalan söylüyor. Sen TÜİK ona sormayacak. Gelsin bana söylesin. Ben vatandaşım. Şurada gidiyor, hiç satılmayan bir malay gidiyor. Efendim bu ucuz. Ulan bir de git ekmeğe fiyatını sor bakayım. Yağın fiyatını sor. Etin fiyatını sor. Etin fiyatını sorma. Zaten eti kimse alamıyor. Ondan sonra sana şunu söyleyeyim. 38 milyona bir ayçiçek yağı alıyorduk. 85 çiftçi milyon. Çiftçi tarlada kaldırdıktan sonra o mahsulü sen tarlada kaldırmış fabrikaya gelmiş. Fabrikaya geldikten sonra 2 ay sonra 80 milyona çıkıyor, 70 milyona çıkıyor. Ayıp be ayıp. Yok neymiş? Zabıta şunu yapıyor, zabıta bunu. Gelsin bana ancak ceza yazsın. Neymiş? Maske için. Ulan bıraksınlar bu işi ya. Eyvah ya ben sana şunu söyleyeyim. Şu anda şu ülkede bir seçim olsun hiçbir tanesine oy vermem. Oy verilecek en adam yok. En son kime verdin? En son CHP'ye verdim. Artık hiç kimseye de vermeyeceğim. Ya götürüp Rusya'ya vereceğim, Putin'e vereceğim ya da gideceğim. Bu Kuba gibi gerçek yaşanacak bir ülkeler var. Güzel Kuba. Tabii tabii. Onlara kurban olayım. Onlarla olacak adam yok bu ülkede. Hadi Allah'a ısmarladık. Düşünmem lazım bunu biraz. Geçen dönem kime vermiştiniz? Tayyip'e verdim. Ekonomik sıkıntılar etkiledi mi? Herkesi etkiliyor. Bütün halka etkiliyor. Sadece bizi değil. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyorsunuz mu? Eşim de emekli olduğu için biz idare ediyoruz ama tek maaşlı olanlara çok zor. Sıkıntı çok zor. Diyorsunuz. Tabii çok sıkıntı. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor efendim. İşte Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Size en yakın isim kim? Şu anda onları seçim olmayacağına göre şu anda hiç düşünmüyorum daha. Yani ne zaman adaya çıkarsın diyorsunuz. Evet. O zaman onları görelim, ona göre karar verelim. Çok teşekkürler. Çok evet. Oyumun rengi şu an kararsızım ama aynı değişiklik olsun istiyorum artık. Hep aynı olmuyor. Geçen dönem kime verdiniz? Meral Akşener tarafına verdim. Bu dönem? Yine aynı verme düşünüyorum ama şu an hiç belli değil neyin ne olacağını hiç bilmiyorum. Ama bir değişiklik olsun, daha iyi bir yenilikler olsun, belki bir değişiklikler olunca bir şeyler olur diye düşünüyorum ama neyin ne olacağı hiç belli olmayacağı için bir şey diyemeyeceğim. Bir kan değişikliği lazım mı ülkeye? Tabii değişiklik lazım. Arkadaş aldığımız para belli. Askerlikle çalışıyoruz. Evet. Ama yetişmiyor. Olmuyor. Yetmiyor efendim, yetmiyor. İki kişi çalıştım hali yine yetmiyor. Allah yardımcınız olsun. Yani, çok teşekkürler. Sizinle. Kime veririm? Kime vereceksin?
Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aday olursa verir misin? Veririm. Neden? Ben yıllardır ona veriyorum. Peki. Benim şeyim o. Dürüst, millet, dürüst adam. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Yalancı değil, kandırıcı değil. Dürüst konuşuyor. Ama dürüst konuşmanın arkasında başka şeyler var mıdır? Görmedim bugüne kadar. Çünkü bugüne kadar bir şey gündeme gelmediği yalanı için. Yalanı denk gelmedi diyorsun. Yani öyle. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Evet. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunların arasında en yakın isim size kim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O da dürüst. Bize dürüst insan lazım. Bize yalancı, dolandırıcı adam lazım değil. Böyle. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben yorum yapmayayım ya. Kim? Ben boş oy atardım herhalde. Neden? Düşünmüyorum. Kime verdin en son? En son. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde. AK Parti'den de benim oyum. Ama ben şu an kimsenin iyi yönettiğini düşünmüyorum. O yüzden ekonomik gidişattan memnun değilim. Değilim. O yüzden boş oyum atmayı tercih ederim. Peki efendim, Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunlardan hangisi aday olursa size daha çok yakın? Ya bilmiyorum. Ben dediğim gibi takip etmiyorum siyaseti. Tutmuyoruz ama Atatürkçüyüz, öyle söyleyelim. Eyvallah. Evet. Kim yakın size Millet İttifakı'ndan? Mansur Yavaş, Meral Akşener, İmamoğlu'nun arasından. Ben kimseye yakın görmüyorum. Hangisinin aday olmasını istersin? İmamoğlu'nu isterdim. İmamoğlu'nu ben. Evet. Niye İmamoğlu? Çünkü iyi yönettiğini düşünüyorum. Seviyorum da. Evet. Takipteyim. Onun için İmamoğlu. Aynen. Güzel başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Sizi boşaltacağım. Aynen. Ben boşaltacağım. Ben de düşünmüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsin? Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan tabii. Neden? Çünkü bizi, ülkemizin dış güçlere karşı içerideki ulaşım olsun, sağlık olsun, tüm her şey hizmetiyle bir numara. Onun için yani, evet tabii, kesinlikle reis. Ondan şaşmayız. Kellemiz de gitse ondan şaşmayız yani. Eyvallah. Sıkıntı yok. Siz efendim? Ben bir şey diyemiyorum. Bir neden? Şey diyemiyorum şu anda. Kararsız. Kararsız şu an. Kararsız. En son kime verdin? Ben CHP verdim. Şu anda kararsız. Kararsız değil, CHP veriyorum yani. Benim... Ha, CHP'ye verdim. Evet. Evet. Evet, ben kim yakın sana isim olarak? Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Ben... Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. İşte Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, sana en yakın isim kim? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Aynen. Sağ olun. Sağ olun. Siz efendim? Ben buraya veremem abi. Ha, sen şu an, siz? Vallahi bizim Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Bu memleketimizi yani gerçekten aydınlattı yani, şeyinlendirdi. Yol olsun, hava olsun, kara olsun. Ondan çok memnunuz. Allah sağlık sıhhat versin. Yolumuza devam edeceğiz. Tayyip Erdoğan diyorsun. Tayyip Erdoğan diyorum. Eyvallah. Çok Recep Tayyip Erdoğan. Çok sağ olun. Memleketi kurtaran, bu şeye getiren o. Neyden sağlık günde abi? Olsun. Sağlıktan olsun, eğitimde olsun. Her şeyden haber Allah, Türkiye şu anda bir numara yani. Hayır, eğitimde zaten dünya sıralamasındayız. Evveli, en iyi ülkelerden. Evveli ben iyi hatırlıyorum. 20 sene önce ben bir gün sıraya girdim. İkinci günü girdim, öyle bir ilaç aldım yani. Aynen. Bugün ülkemiz yani çok şükür çok ileride. Para da vermiyorsun ilaca. Şimdi o kadar insanların önü açık ki, ama gel gelelim bazıları hani nankörlük de var. Bu millet nankör. Anladın mı? Nankör. Şimdi memleketimiz çok şükür çok güzel. Çok şükür her şey çok güzel. Cumhurbaşkanımız da çok iyi. Hı-hı. Ama çamur atıyorlar efendim, şöyledir, İftira böyledir, atıyorlar. İftira atıyorlar. Efendim işte çekemiyorlar. Çekemesinler. Allah'ın izniyle, Allah dedi olan insan, Allah'ın ismi kullanan olan insan sırtı yere gelmez. Aynen öyle. Çünkü yolu her zaman açıktır. Her şey Allah'ındır. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan bak. Neden efendim? Bu kadar fevkalade reislik yaptı. Memlekete cennete döndürdü ya. Yani onu şikayet edecek, bilmem ne yapacak durumumuz olamaz ya. Ama muhalifler bunları çok büyük yanlışlıklar yapıyorlar. Yalan yanlış, iftira at. Bugün Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Evet. Oyun kuran, oyun yapan, efendim memleketin rapası atan. Her şeyi. Bugün mesela bu PKK konusunda yaptığı mücadele. Allah razı olsun İçişleri Bakanımızdan.
Yani o kadar güzel gece gündüz. İşte 58-53 kişi öldürdü. 13 tane vatandaşımız gitti ama onun 6 yıldır neredeydi devlet? Devlet o şey oraya girmesi lazımdı. 6 niye yıldır. Niye 6 yıldır bir müdahale edilmedi o personellerimiz için? O personeller için çok mücadele edildi. Nerede edildi? Her yerde. Yani onlara zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri aldılar. Ama şerefsizler kendilerinin gideceğini anlayınca bu iş başımıza geldi. 6 senedir yani mücadelesini veriyordu onların kurtululması için. Çok sağ olun. Hadi siz de sağ olun.